GoPro Hero 2 ve DJI Osmo Action 4 4. ve son rounda hoş geldiniz. İzleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. İlk rounda GoPro Hero 2 kazandı. İkinci rounda DJI Osmo Action 4 kazandı. Ve üçüncü rounda da GoPro Hero 2 kazandı. Son ve final rounduna GoPro Hero 2 2-1 avantajlı bir şekilde giriyor. Peki bu rounda Osmo Action 4 kazanırsa ne olacak? O zaman berabere mi bitecek? Hayır. Diğer roundlardaki averaj puanlarını hesaplayıp birinciyi belirleyeceğiz. Hazırsanız da başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar, Fotomenika'ya hoş geldiniz. İsmim Serkan. Yaklaşık 2 aydır Mauritius'ta, Dubai'de, Resul Kayma'da, su altında, su üstünde, çöllerde, plajlarda, bulutlu havalarda, bulutsuz havalarda, gecelerde ve gündüzlerde, yani olabilecek çok farklı senaryolarda bu iki aksiyon kamerasını karşılaştırdım ve size en doğru, en iyi bilgileri tarafsız bir şekilde verebilmek için gece gündüz çalıştım. Karşımda da sizden tek bir beklentim var. Lütfen videoya bir beğeni gönderin ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şu ana kadar diğer roundlarda genelde görüntü, ses kalitesi ve stabilizasyon üzerinde değerlendirme yaptık. Bu videoda ise geri kalan hemen hemen her şey üzerinde konuşacağız. Teknik özellikler, kasa avantajları, fotoğraf kalitesi, hyperlapse, timelapse, cep telefonu yazılımı, web kamerası özellikleri, ısınma testleri, pil performansı testleri gibi birçok konu üzerinde duruyor olacağız. Önce teknik özelliklerine bir bakalım. GoPro Hero 2 5.3K'da 60 fps çekebilirken DJI Osmo Action 4 maksimum 4K 120 fps'te çekebiliyor, ancak GoPro Hero 2 de 4K 120 fps çekebiliyor. GoPro Hero 2 27 megapiksel fotoğraf çekebilirken DJI Osmo Action 4 sadece 12 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. Ve diğer fps ve çözünürlük değerlerine de bakacak olursak teknik özellikleri GoPro Hero 12'nin daha iyi görünüyor. Bu yüzden ilk puanı GoPro Hero 12'ye veriyorum. Kasa avantajlarına bakacak olursak GoPro Hero 12 yenilik olarak 1/4 inç tripod girişi getirdi. Bu çok büyük bir yenilik sayılmaz, ancak yine de takdir ediyorum. Ancak DJI Osmo Action 4 mıknatısız tutacağı sayesinde bir tripoddan diğer tripoda çok kolay geçiş yapabilmeyi sağlıyor. Düşünün, motorcusunuz ya da bisiklet üzerinde gidiyorsunuz, kaskınıza taktınız ama aynı zamanda yüzünüzü de göstermek ya da farklı açılardan da çekimler yapmak istiyorsunuz. Action 4'te bu işi yapabilmeniz 2-3 saniyeyken GoPro Hero 12'de bu işi yapabilmek 2-3 dakikanızı alacaktır. DJI Osmo Action 4'te bu mıknatıslı tutacaktan çekip başka bir selfie çubuğuna çok kolay bir şekilde 2-3 saniyede geçiş yapabiliyorsunuz. GoPro Hero 12'de her ne kadar 1/4 inç girişiyle bu işi daha hızlı yapabilseniz de hala buradan çıkartıp bu ayaklarını açıp ondan sonra deniz gözlüğü gibi bir aparata takmak, ondan sonra bunu vidalamak ve vidayı deliği tutturabilmek, bu gerçekten de çok zor. Biraz aşağı yukarı oynamak gerekiyor. Ya bakın, sokamadım hala. Çünkü her aparat tam oturmuyor buna. Şu anda videoyu hiç kesmeyeceğim. Kaç dakikada yaptığımı hep beraber görelim. Evet, şu anda oturdu. DJI Osmo Action 4 için de bunun gibi İlave mıknatıslı aparatı 3-4 tane almanızda fayda var ki birçok yere çok kolay takıp çıkartabilirsiniz. Bu ürünün linkini de aşağıda bırakıyor olacağım. Bu vidayı çevir babam çevir. Hiç de kolay değil. Ayrıca kutu içerisinden çıkan ilave koruma kafesiyle hem GoPro Hero 2'ye göre aksiyon için çok daha sağlam oluyor, hem de direkt olarak dik çekim yapabiliyorsunuz ve herhangi bir kırpma yapmadan bu işi yapıyor. Bütün sensörü kullanabiliyorsunuz direkt olarak. Bu yüzden DJI Osmo Action 4'e kasa özelliklerinden dolayı 1 puan veriyorum. Fotoğraf kalitesi özellikle 26 megapiksel çekebildiği için süper foto ve HDR foto gibi ilave özellikleri olmasından dolayı GoPro Hero 12'ye gidiyor. DJI Osmo Action 4'te HDR ya da süper foto gibi bir özellik yok maalesef. Yani hem fotoğraf hem de video amaçlı kullanacaksanız GoPro Hero 12 burada daha avantajlı olacaktır sizin için. Timelapse, zaman aşırı çekimlerde GoPro benim hiç kullanmayacağım eğlence amaçlı üretilmiş yıldız izleri, araç ışıkları ve ışık boyama gibi
gece çekimlerine sahipken DJI Osmo Action 4 günlük hayatta daha kullanılabilir bulutlar, gün batımı gibi hazır presetler olmasından dolayı ve aynı zamanda DNG RAW'da çektiği için ve aynı zamanda da enstantane aralığını değiştirebildiğiniz için timelapse özelliği DJI Osmo Action 4'e gidiyor. Hyperlapse yani hareketli zaman aşırı çekimlere bakacak olursak GoPro Hero 12 daha başarılı stabilizasyon yapıyor. Ancak DJI Osmo Action 4 çok güzel ve doğal bir hareket bulanıklığı yaratıyor. Bu yüzden Hyperlapse özelliği için her ikisine de birer puan veriyorum. Kullanım kolaylığı. GoPro Hero 12'de 24 FPS'ten 25 FPS'e kolayca geçebilirsiniz. Ancak 30 FPS ya da 60 FPS'e geçebilmek için başka bir ayara girip 50 Hz'e 60 Hz yapmanız gerekiyor. DJI Osmo Action 4'te tek bir tuşa basarak menüler arasında geçebiliyorsunuz ve size Türkçe olarak okuyor. GoPro Hero 12'de ise hızlı geçiş menüsü de bu tuşa bir kere basıp bu tuşa bastığınız zaman hızlı geçiş menüsü açılıyor ve iki elinizi kullanmak zorundasınız. Ondan sonra bu tuşlara basarak istediğiniz menüyü seçip sonra bu tuşa basmak zorundasınız. Yani DJI Osmo Action 4'e göre çok daha fazla uğraş gerektiriyor. Ayrıca FPS değerlerini değiştirmek istiyorsanız 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, 48 FPS, 50, 60, 100 ve 120 FPS hepsi bir menüde var. GoPro Hero 12'de ise menülere girdiğim zaman onu da standarda alırsak 24, 25, 50 ve 100 FPS var. Yani ben 30 FPS ya da 60 FPS çekmek istiyorsam ya da 120 FPS çekmek istiyorsam yapmam gereken ayarlara giriyorum. Ve burada video ayarını 50 Hz'den 60 Hz'e almam gerekiyor. Ve şu anda tekrar buradaki ayarlara gittiğim zaman bu sefer de 30, 60 ve 120 FPS'i görüyorum. Ancak 25, 50 FPS'leri göremiyorum. Yani bu FPS'lere ihtiyacınız varsa ikisi arasında geçiş yapmak GoPro Hero 12'de oldukça zor. Ayrıca DJI Osmo Action 4'te maksimum enstantane değerini ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede loş ışıkta daha başarılı bir stabilizasyon elde edebiliyorsunuz. FPS değerlerini kolayca değiştirebilme, ayarları kolay yapabilme ve daha az ayar ihtiyacından dolayı ve özellikle acemi modlarında GoPro Hero 12'ye göre daha başarılı sonuç elde etmesinden dolayı kullanım kolaylığı herkesin tahmin ettiği gibi DJI Osmo Action 4'e gidiyor. Aplikasyon. GoPro Hero 12 ve DJI Osmo Action 4 her ikisi de cep telefonuna bağlandığınız zaman canlı yayını gösterebiliyor. Ancak DJI Osmo Action 4 canlı yayını gecikme yok denecek kadar az bir sürede gösterirken GoPro Hero 12 zaman zaman canlı yayını gösterirken ekran kilitlenebiliyor ve çoğu zamanda da DJI Osmo Action 4'e göre gecikme çok daha fazla oluyor. Preview göster diyorum. Ön izleme yani. Ön izlemeye göster diyorum şu anda. Wi-Fi'ye bağlanayım mı diyor. Evet, şu anda bağlandı ve kameradan ne görüyorsanız buradan da onu görüyorsunuz. Bir bakalım. Parmağımı getiriyorum. Bakın parmağım biraz geç geliyor. Oldukça da geç geliyor. Ve zaman zaman burası kilitleniyor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bayağı bir ciddi anlamda gecikme var. Şimdi Osmo Action 4'teki gecikmeye bakalım. Gecikme GoPro Hero 12'ye göre çok daha az. Ve ben ekranda hiçbir zaman da kilitlenme görmedim. Her zaman olarak canlı yayını gösteriyor. Yani bu kadar gecikme ile gösterecekse canlı yayını göstermesinin bence bir özelliği kalmıyor. Ayrıca GoPro ile cepten video düzenlemek istiyorsanız Quick aplikasyonu için bulut abonelik hizmeti satın almanız gerekiyor. Bunun içinde premium özellikleri kullanırsanız bulut abonelik hizmeti almanız gerekiyor. Ancak bir düzenleme yaptığınız zaman hangi özelliğin premium hangisinin olmadığını bilmiyorum. O yüzden düzenlemeyi yapıyorsunuz. En son tam çıktı alacaksınız. Para istiyor sizden. Ve bu durum benim gerçekten de hiç hoşuma gitmiyor. DJI Osmo Action 4 size bu özellikleri ücretsiz olarak sunuyor. DJI Mimo aplikasyonu üzerinden. Ve bu da yetmezmiş gibi size Light Cut adlı yeni bir aplikasyon kullanmanızı öneriyor. Bu yüzden cep telefonu uygulama özelliği başarısı DJI Osmo Action 4'e gidiyor. Web kamerası özelliklerine baktığımız zaman GoPro Hero 12 web kamerası olarak kullanabilmek için bilgisayarınıza bir yazılım indirmeniz gerekiyor ve bazı oyuncu arkadaşlar kullandıkları oyunlarda GoPro Hero 12'nin bu yazılımı çalıştıramadıklarından şikayet ettiler bana. Yani her oyunda da çalışmıyor eğer oyuncuysanız. GoPro Hero 12'nin SD kartına kayıt yapabiliyor muyum? Hayır, yapamıyorum.
GoPro Hero 12'nin mikrofonundan kayıt yapabiliyor muyum? Hayır, yapamıyorum. GoPro Hero 12'nin açısını değiştirebiliyor muyum? Lens modunu, Super View, Wide, Linear ve dar açı yapabiliyorum. Başka da herhangi bir ayar yapamıyorum. Ancak DJI Osmo Action 4'te herhangi bir yazılım yüklemeden sadece kabloyu bilgisayarınıza bağlayarak web kamerası olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda SD karta kayıt yapabiliyorum ve bu kaydı sesli olarak yapabiliyorum. Ayrıca ses yayını Osmo Action 4'ün mikrofonunu kullanarak bu yayını yapabiliyorum. Dilersem ayarlara girip açıları değiştirebilirim. Beyaz dengesini değiştirebilirim. Pozlama değerlerini değiştirebilirim. ISO'yu değiştirebilirim. Görüntüyü daha aydınlık yapabilirim. Daha karanlık yapabilirim. Manuel ayarlar yapabilirim. Yani birçok ayar yapabiliyorum burada. Hatta dilersem DJI Mikrofon 2'yi DJI Osmo Action 4'e bağlayıp da ses yayını yapabiliyorum. Bütün bunların hiçbirini GoPro Hero 12'de yapamıyorum maalesef. O yüzden web kamerası uygulama özelliği de kesinlikle DJI Osmo Action 4'e gidiyor. Isınma ve pil sürelerine bakacak olursak 5.3K 25 FPS'te GoPro Hero 12 maksimum 1 saat 22 dakika kayıt yapabildi ve pili tükendi. 4K 60 FPS'te ise maksimum 26.5 dakika kayıt yapabildi ve ısınmadan dolayı kendisini kapattı. 4K 25 FPS'te ise 1 saat 3 dakika kayıt yaptı. Daha sonra ısınmadan dolayı kendisini kapattı. DJI Osmo Action 4 4K 60 FPS'te pili tükenene kadar 79 dakika kayıt yapabildi. 4K 25 FPS'te ise pili tükenene kadar yaklaşık 1,5 saatlik kayıt yapabildi. Pil süresi aynı zamanda da eğer çok soğuk ve çok sıcak havalarda kayıt yapıyorsanız DJI Osmo Action 4 -20 ile artı 45 derece sıcaklıklarda sorunsuz çalışırken GoPro Hero 12 -10 ile artı 35 derece arası sıcaklıklarda sorunsuz çalışabiliyor. Bu yüzden pil süresi DJI Osmo Action 4'e gidiyor. Isınma testleri aynı şekilde DJI Osmo Action 4'e gidiyor. Ve pil performansı da aynı şekilde DJI Osmo Action 4'e gidiyor. Pil şarj olma süresi 15 Watt şarj ile GoPro Hero 12 0'dan 80'e 1 saatte. 0'dan %100'e 1 saat 50 dakikada şarj oluyor. DJI Osmo Action 4 0'dan 80'e 15 wattlık şarjla 30 wattlık şarj kullanırsanız ki 30'a kadar destekliyor. Sanıyorum 20 dakika civarında 0'dan 80'e kayıt yapabiliyorsunuz. Ancak benim yaptığım testlerde 15 watt kullanıyorum ve 0'dan 80'e 40 dakikada ve 0'dan 100'e de 1 saatte şarj oldu. Hani GoPro'ya göre 2 katı daha hızlı sürelerde neredeyse şarj olabiliyor. Evet, sonuç olarak bu roundu DJI Osmo Action 4 ona 3 kazanıyor. Tebrikler DJI Osmo Action 4. Şu anda durum 2-2 berabere. Peki ne olacak şimdi? O zaman averajlara bir bakalım. İlk roundu GoPro Hero 12 kazandı. Ancak ilk roundda görüntü kalitesi testlerini GoPro Hero 12 kazandı. Stabilizasyon testlerini GoPro Hero 12 kazandı. Ancak mikrofon ve ses kalitesi testlerinde DJI Osmo Action 4 kazandı. Yani ilk roundu GoPro 2-1 kazandı. İkinci roundu her ne kadar DJI Osmo Action 4 kazanmış olsa da loş ışık testlerini GoPro Hero 12 kazandı. Gece testlerini DJI Osmo Action 4 kazandı. Kapalı alan testlerini DJI Osmo Action 4 kazandı. Yani Action 4 ikinci roundu 3-1 kazandı. Üçüncü roundu GoPro Hero 12 kazandı. Su altı görüntü kalitesi ve netleme aynı zamanda su altı stabilizasyon GoPro Hero 12'ye gidiyor. Yani GoPro Hero 12 3. roundu 2-0 kazanmış oluyor. Sonuç olarak DJI Osmo Action 4 14-8 bu yarışı kazanıyor ve şampiyonluk kupası DJI Osmo Action 4'e gidiyor. Tebrikler DJI Osmo Action 4. Gerçekten de sen bunu hak ettin. Ancak durun. Bunlar benim verdiğim puanlar ve sizin kendi puanlarınızı verebilme şansınız var. Mükemmel bir kamera yok maalesef arkadaşlar. Bu puanlama listesini bir süre durdurun ve bir bakın. Kendinize bir sorun. Benim kullanım amacıma göre hangisi daha iyi bir kamera? Eğer görüntü kalitesi sizin için en önemli ise ve gece çok fazla çekimler yapmıyorsanız GoPro Hero 12
sizin için iyi bir tercih olacak. Ancak ben gece de çekerim, gündüz de çekerim derseniz o zaman Action 4 daha iyi bir seçenek olacaktır. Eğer web kamerası özelliğini kullanmıyorsanız ya da mikrofona ihtiyacınız yoksa siz bu puanları Action 4'e vermeyebilirsiniz. Ya da sizin önceliğiniz saatlerce 4K 60 FPS ısınma sorunu olmadan kayıt yapabilmekse Action 4'ü tercih edebilirsiniz. Eğer bir kayakçıysanız ve -20 derecenin altında kayıt yapacaksanız ya da benim gibi 45-50 derecelerde çöllerde kayıt yapıyorsanız Action 4'ü tercih edebilirsiniz. Ancak bana en çok sorulan sorular: avcıyım, motorcuyum, balıkçıyım, hangi aksiyon kamerasını alayım? Tamamen sizin çekim yapmak istediğiniz tarza bağlı, karar tamamen sizin olacaktır. Bana hangi aksiyon kamerasını almalıyım sorusunu lütfen sormayın. Ancak bunun haricinde istediğiniz her soruyu da sorabilirsiniz ve hangi kamerayı tercih ederseniz edin büyük bir hata da yapmamış olursunuz. Lütfen 1. 2. ve 3. roundlara da bakmayı unutmayın. Bunların hepsini aşağıda oynatma listeleri halinde bırakıyor olacağım. Kendi gözlerinizle ne demek istediğimi çok daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca lütfen videoya bir beğeni gönderin ve kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.